onları alın gelin böyle bakayım. Hadi yavrum, hadi geç, çabuk olun. Oyalanmayın. Dünya üzerinde bir sevdayı yaşamak için düştüler. Biri Senem, diğeri Osman. İşte bu onların hikayesi. Ne oldu Cihan? Ramazan emmi seni çağırıyor. Niye, ne yapacakmış ki beni sabah sabah? Bilmiyorum, çağır dedi sade. İyi hadi. Baba, beni emretmişsin. Haberin olmuştur Osman. Dün akşam bir göçer aşireti gelip yerleşmiştir. Ha baba, demin arabalar söyledi. Onlara bir hoş geldin ziyaretinde bulunmamız gerek. Bilirsin bizim yörenin adetidir bu. Bilirim. Köy büyüklerine de haber saldım. Birazdan gelip toplanacaklar. Beraber gideceğiz. Benim gelmem şart mıdır baba? Hani arabaların başında durmak... Onlar sensiz de çalışırlar oğlum, merak etme. Bey gidecek, beyoğlu yanında olmayacak. Dünyanın neresinde görülmüştür bu? Ne yapalım, peşin sıra gideceğiz yani. Atlar da kimin olur? Durun. Kimsiniz? Sen kimsin? Ben yukarıdaki aşiretlerim. Ya siz? Korkma yavrum. Köyden geliyoruz. Sizin aşirete hoş geldin ziyaretinde bulunacağız. İlk mi geliyorsunuz buraya? Yok. Ben çocukken de gelmişiz. Bizim topraklar hoştur. Rahat edersiniz burada. Sizin topraklar mı? Ne zamandan beri sizin topraklar oluyormuş Allah'ın toprakları? Kusura bakma yavrum, haşa. Benimki laf gelişi. Hadi toparlan da bizi obanıza götür. De. Vay be, kıza bak. Kız mı bu? Sesinden de mi anlaşılmıyor baba? Çok sert, çok sert bir şey. Baba. Baba, köyden misafirlerimiz var. Hoş gelmişsiniz ağalar. Hoş bulduk.
Asıl siz hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Seni bir yerden tanıdım sanki. Ben seni bildim bile beyim. Aşağı köyün ağa çocuğusun sen. Ramazan Bey'sin. Seneler evvel buraya gelmiştim ben. Öyle mi? Öyle ya. O zaman elini öperdim. Benim kız bebeydi daha. Bebe değildim baba. Aklı başında çocuktum. Ha, şimdi hatırladım. Dur bakalım. Tabii ya. Bayram. Tam isabet ettin Ramazan. Vay benim bayram kardeşim. Hadi buyurun. Buyurun. Çadıra geçelim. Buyurun. Buyurun. Geç. Hadi gel. Geç. Buyur abi. Gel. Buraların havası bizim gezdiğimiz yerlere hiç benzemiyormuş. Bambaşka. Öyledir, öyledir. Anam, meğer ne güzel şeymiş bu kız. Çınar gibi bir yiğit esasında ama... Hem çok güzel, hem erkek gibi sert. Babayı beni götürebileceğim, ömür boyu sevebileceğim bir ağa. Sağ ol kızım. Böylesi bugüne dek buralara gelmedi hiç. Bu topraklar bu denli güzelini görmedi. Ben de bekliyorum bak. Koca Ramazan Bey davet eder de icap etmemek olmaz. Kısa zamanda başımla gözüm üstüne. Hadi eyvallah. Selametle beyim. Sağlıcakla. Güle güle. Uğurlar ola. Güle güle, gene bekleriz. Atlara bak ne güzel. Başında olandan başka kimse yok. Hele şöyle dön gel gidelim hadi. Tamam de de. Selamun aleyküm genç. Bu atların hepsi senin mi? Ne o, dilsiz misin sen? Çekilin, çekilin. Çekilin. Bırak o elindeki hançeri. Vay 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 vay. Ne güzel kızmış bu böyle. Soyun şunun üstüne başını. Böyle güzel hiç at çobanı görmemiştim. Gelmeyin. Çekilin. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aç, aç, çabuk kaçalım buradan. Kaçalım. Çabuk çabuk. At o silahı yoksa beynine kurşunu yersin. Çabuk koş! Koş! Yürü çabuk! Ne olur! Gel tamam, geçti artık, korkma. Gel. Gel. Al. Bu ıssız yerlerde tüfeğini elinden bırakmayacaksın. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen de sağ ol. Bizim köylüler yapmaz böyle şeyler. O adamları hiç görmedim bugüne kadar. Buralardan geçerken seni görmüş olmalılar. Artık dönmeliyim, merak ederler. Müzik
Senem. Ne oluyor sana? Bir baykuş gibi niye bakarsın ovalara? Seninki iş değil. Vazgeç Senem. Aklımdan çıkmıyor Allah'ım. Kalbim alev alev yanıyor. Gözüm uyku tutmuyor. Ah Senem, deli Senem. Sen göçmen kuşusun, konmuşsun bu tepeye. Bakar geçersin. Oralara konarsan uçmayı unuturuz. Durmuş, sen misin? Hayırdır Osman? Enişte uyuyor mu Melek abla? Uyuyor. Cihan'ı uyutayım dedi, kendi de uyudu kaldı. Gel hele, diyeceklerim var sana. Neymiş diyeceğin? Gel hele, gel. Hani geçen gün Yörük Aşireti'nin obasına çıkmıştık ya babamla? Çıkmıştınız. Orada bir kız gördüm Melek abla. Kız değil, ahu adeta. E'si vurulmuşum o kıza Melek abla. Yakmış içimi. Yardım isterim senden. Senem misin? Evet Senem'im. Gel biraz. Kız gel diyorum, köyden haber getirmişim sana. Osman Bey'den haber getirmişim. Osman Bey de kimdir? Ramazan Ağa'nın küçük oğludur. Geçen burayı ziyaret etmişlerdi hani. Hatırladın mı? Sade aşağı köyün değil, bu yörenin en zengin ailesidir onlar. Zenginlikleri kendilerine, de bakalım diyeceğini. Bak şimdi, dinle. Gel. Benim o günden beri gözüme uyku girmez. Nereye baksam seni görürüm. Bu yapraklarda da seni görürüm. Seni görür seni hayal ederim. Derim ki güzel Senem'im, ahu gözlü Senem'im, ben seni çok severim, canımdan çok, her şeyden çok. Thank you.
Sevda bu sene. Çaresi olmazsa sarartıp soldurur insanı. Hiçbir yiğidin bükemediği bileği büker, sırtını yere vurur, tepe taklak eder adamı. Kadın kişi farklı mıdır sanki? Onu da yer bitirir. Akıl fukarası eder. Ne dinlediğini anlar insan, ne de dediği anlaşılır. Peki ne yapacağız seninle? Babanı razı edemezsek yanıp kül oluruz biz. Mümkünü yoktur ikna olmaz Osman'ım. Töreler gereği bugüne kadar babamızdan dışarı. Babam her iki kızına asla izin vermeyecektir. Yürek yangını töre mi dinlermiş Sevdalım? Emir demiri keser. Töre ne derse o olur. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Kadın, gel hele gel. Neyi vardır bu kızın? Ağzını bıçak açmıyor. Ne bileyim ben? Hiçbir şey söylemiyor ki. Oldum olası ketumdur zaten. Bilmez misin kızını? Çekip bir konuşmakta fayda olacaktır zannım. Hı hı. İşi iyice teklediğini söylüyorum arabalar. Yalan diyorlar baba. Her Allah'ın günü tarladayım başlarında. Dalıp dalıp gidiyor, işe bakmıyor diyorlar. Bedenin orada mı, aklın nerede acaba? Nerede olacak baba? Aklım buradadır, keçi de koyundadır. Onların otlaması, atların sulanması bana bakar hep. Doğruyu konuş Biricik kızım. Birkaç gün içinde bir haller oldu sana. Sen eski sen değilsin sanki. Ne gördün de böyle diyorsun baba? Yüzünden düşen bin parça. Yemeden içmeden kesildin oğlum. Hava değişimi bana yaramadı herhalde. Ondandır. Birkaç gün içinde yemem içmem yerine gelir. Sen merakta kalma. İlk göçmedik ki kızım. Bu kaçıncı? Bunun sebebi hava değişimi değildir. Bunun sebebi başkadır. Başka sebebi yoktur baba. Tek sebep havaların değişkenliği. Bir sıcak olur bir soğuk. Bu seneki mevsimleri anlamadım gitti. Bak şu Allah'ın işine. İlk seni gördüğümde ne şımarık biri demiştim içimden. Şimdi ise gönlümün tek sahibisin sen. Ya ben? Başında bere, göğsünde fişeklik, belinde hançerle dikildiğinde karşımıza aman Allah'ım diye geçirmiştim içimden. Kim bu erkek Fatma diye sormuştum kendime. Sonra bereyi çıkarıp bu güzel kıyafetlerinle dikilince karşıma feleğim şaştı. Nefesim kesildi sandım. Ben artık sensiz yapamam Senem. Ben de yapamam. Bir an evvel bu meseleyi halletmemiz gerek. Hayatlarımızın en mühim meselesi budur çünkü. Madem töreler baskındır, kaçarız biz de o zaman buradan. Sen ne dersin Osman'ım? Bunun lafını bile etme bir daha. Niye? Seviyoruz işte birbirimizi. Deliler gibi seviyoruz. Bir araya gelmemizin başka çaresi yoktur. Obamızdan dışarı kız verilmez diyen sendin. Vaziyet böyleyken de yapılacak tek şey vardır, o da kaçmak. Ben böyle bir ateşle ölürüm de kaçmam. Kaçıp yere yıkmam babamın başını. Koca bir aşiret reisidir o. Kızı yüzünden laf gelirse yerden kaldıramaz yüzünü. Kahrından. Sen söyle o vakit ne yapacağımızı. Sen söyle. Bilsem. Tamam. Peki. Biz de yolunca yordamınca isteriz seni. Bir bakarsın bizim beylik forsu ağır basar da baban töreyi elinin tersiyle itip insafa gelir. Zor. Çok zor. Niye olmasın gönlümün sultanı? Baban da, obanızın büyükleri de insan değiller mi? Onlar da birer kalp taşımıyorlar mı bedenlerinde? Baban rahmetli anneni sevmemiş mi?
Bu iş böyle hallolacak, tamam. Ben tezelden babamla bir konuşmalıyım. Yok, önce büyüklerime akıl danışmalıyım. Neyini danışacağım ki? Seviyorum işte. Sevdalıyım. Hangi aklı evvel yol gösterebilir böyle Mecnun'a? Gel bu sevdadan vazgeç. Evlat, yörük kızı sana yar olmaz derse ya biri. Ne yaparım ben o zaman? Büyük falan dinlemeyip almaz mıyım altıma? Çakmaz mıyım adamı yerin 7 kat dibine? Ne oldu, niye gülüyorsun şimdi? Sana gülüyorum. Mecnunuz diyoruz ya Senem. Deliyiz diyoruz ya. Daha ne beklersin böyle bir kaçıktan? Bu saçlara başka erkek eli değerse ölürüm ben Senem. Başka erkek eli Senem'i de öldürür Osman'ım. Behey oğlum. Ne diyeyim ben sana ha? Onca kız varken yakınımızda, yöremizde ve hepsinin de babaları bize vermek için can atarken kızlarını, iş midir şimdi senin bu yaptığın? Biz ananla beraber senin için ne hayaller kurmuştuk. Sen git bir yörük kızına tutun. La havle ve la kuvvete. Ne bana kızlarını verecek ağalar umrumdadır, ne de sizin benim için kurduğunuz hayaller. Ben sevmişim bir kere. Hem de gönülden sevmişim. Tüm gecem gündüzüm Senem'dir. Tevekkeli Ramazan Bey. Oğlan günlerdir ne halde? Sen de tuhaf tuhaf konuşup onu haklı çıkarmaya kalkma. Şayet benim mutlu olmamı istiyorsanız tek yolu vardır. Nedir? Senem'i bana istemenizdir. Vermezler. Adım gibi bilirim ki vermezler. Boş yere kendimizi üzmenin alemi yoktur. Ne bağırıyorsun gene? Ali Rıza amcam geliyor. Ne? Ayşe abla. Efendim Melek? Ali Rıza abim geliyormuş. Bey! Bey! Büyük oğlun geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Ali Rıza. Hoş geldin Ali Rıza abi. Hoş bulduk. Hoş geldin amca. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok bakalım Osman. Sağ olasın abi. Uzun yoldan geldin. Geç öyle bir ayran içelim. Buraya ayran içmeye değil, törelerimize karşı çıkıp ailemize asilik yapan kardeşimle ciddi biçimde konuşmaya geldim. Hem de çok ciddi. Konuşalım tabii abi. Ama durum senin dediğin gibi asilik durumu değildir. Büyüklerin uygun görmediği bir şeyi yapmak asilik değil de nedir Osman? Ha? Gel şöyle yürüyelim de anlat derdini. Ali Rıza bu meseleyi hemen halleder, gör bak. Aklında bin yaşa hanım. İşte böyle abi. Biz aynı anda birbirine vurulmuş iki sevdalıyız. Büyüklerimize saygı, geleneklerimize bağlılık yüzünden çaresiz kalmış iki sevdalı. Velhasılı kelam, meselenin çözümü babamı ikna etmeye kaldı abi. Yörüktür ama bunlar Osman. Dışarıya kız vermezler, dışarıdan da kız almazlar. Senem'in babası başkadır sanki abi. Zannederim ki yok demeyecek. Kararın karar yani. Karardır. Anam beni seni caydırayım diye çağırtmıştı. Ama gel gör ki sen beni ikna ettin. Deli oğlan. Öpeyim abi. Kolay gelsin Beryem nene. Kolaysa başına gelsin Senem.
Seninle biraz yalnız konuşmak istiyorum. Sana bir şey soracağım. Sor. Obamızın en eskisi sensin. En iyisini sen bilirsin. Mazide hiç mi dışarıdan gelin gelmemiştir obamıza? Gelmemiştir. Peki bizden de mi hiç dışarı gelin gitmemiştir? Gitmemiştir. Niye? Gitmemiştir işte. Olmaz öyle şey. Sebebi nedir nene? Bana bir sebep söyle. Sebep yoktur. Adam mı ölür yani öyle bir şey olursa? Obamızın şanı şerefi mi küçülür? Deli deli konuşma. Öyle bir şey olmamıştır, olmayacaktır. Töreler izin vermez. Töre. Başka bir şey bildiğiniz yok zaten. Kafamda dikilip durma kız, bak işine. Tövbe yarabbim. Beni içmeyeceğim. İçmeyeceğim dedim kızım. Ne dikiliyorsun hala? Alçaltacak bu oğlan beni. Ömrümde düşmediğim kadar küçük duruma düşürecek. Bunca kara düşünmene gerek yoktur ağababam. Biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz sadece. Baktık vermiyorlar. O zaman bizde münasip olan neyse onu yaparız. Neymiş bari münasip oğul? Onu vermezlerse düşüneceğiz artık ana. Yoksa obayı basıp kızı kaçırmak mı geçer aklından? Koca bir ağayım ben. Ben beyim. Siz de benim oğullarımsınız. Yörenin en eski ve köklü ailesiyiz. Yazıcı oğluyuz. Kız kaçırmak yazmaz bizim kitapta. Kasım kız kaçırmak değildir baba. Adımıza leke sürdürmek hiç değildir bey babam. Kasım, kızın babasıyla münasip bir dille konuşup aklını başına getirmektir. Tehdit mi edeceğiz adamı yani? Hele bir iyilikle isteyelim. Şu garip hallere düşmüş kardeşimin gönlünü bir yapalım. Sonra? Sonrası Allah kerim. Sen miydin Durmuş kardeş? Korktum ben de. Bak sen, senem kız da korkarmış, iyi mi? Korkusuz kul var mıdır ki şu dünyada Durmuş kardeş? Ne demek şimdi bu? Kardeş deyip durma bana gayri senem. Ne diyeyim ya? İsmimi de sade. Niyeymiş o? Kardeş gibi, bacı gibi görmüyorum çünkü seni. Ben seni... Sus deme lafını. Ben seni hep o gözle gördüm. Bozma bunu. Ama Senem, küçüklükten beri bakarım sana. Hele sen ne zamanki serpildin, bu hale geldin. Daha bir... Şuna bak hele. Son zamanlarda pek giyinir süslenir oldu. Sana sus diyorum Durmuş kardeş. Benim gönlüm başkasındadır. Bunu değiştirmeye hiçbir kulun gücü yetmeyecek. Sen de çok iyi biliyorsun ki o iş olmayacak Senem. Gel vazgeç o heriften. Obanın gururunu incitme. Beni incitme. Git buradan. Git buradan Durmuş. Bundan gayrı sana kardeş demeyeceğim. Ama bil ki yarın da olmayacağım. Doğru mu yapıyoruz şimdi Ali Rıza? Göreceğiz. Tarihte ilktir bu. Ben bu yaşıma geldim daha bir yörük kızının istendiğini görmedim. Göreceğiz işte. Başımız yerde dönüp gelmemiz kuvvetle muhtemeldir. Allah büyüktür. Aşman abi ya, ana bir şey söyle, ben de gelmek istiyorum. Kız istemeye gidiliyor oğlum, çocuğun ne işi var orada? Ya ben çocuk değilim ya, ben de gitmek istiyorum, ben de gideyim. Olmaz. Gidir çocuğu Melek abla, o da gelsin. Hadi sen de giyin, beraber gelin. Ama Ramazan ağam. Gelin dediysem rica minnet söylemedim, emrettim. Baş üstüne.
Geleceğiz dedin, gelmedin Bayram kardeş. Kusurumuza bakma ağam. Bir fırsatını bulamadık işte. Sen gelmesen biz geliriz o zaman. Başımız gözümüz üstünedir. Kapımız size her zaman açıktır ağam. Bilmez miyim Bayram kardeş? Alacağınız kız bu mudur Osman ağa? Yalnız bu seferki gelişimiz anlamışsındır ki... ...hayırlı bir işe vesile olsun diye. Hayırlısı olsun ağam. Hayırdır Bayram, hayırdır. E ağam, söyle. Ne diyeceksen de dinliyorum seni. Senem abla, seni almaya geldik. Benim babamla anam Ramazan ağanın yanında çalışıyorlar. Ne güzel. Seni de alırsak hep beraber olacağız orada. İnşallah. Ben büyünce aktar olacağım. Diyebiliyor musun? Bilmiyorum. Aktarda hep şifalı şeyler var. Onların suyunu getirip size içireceğim. Hepiniz uzun yaşayacaksınız. Hiçbiriniz ölmeyeceksiniz. Aferin sana. Adın ne senin? Cihan. Ne güzel gözlerin var senin, öyle kapkara zeytin gibi. Evet. Gelelim sözün özüne Bayram Bey. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Senem'i... ...oğlum Osman'a istiyorum. Ne dersin? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Ramazan Han. Biz yörükleri bilirsin. Bilirim. Ne diyeceğini Bayram kardeş? Biz açık sözü severiz. Biz... nasıl desem... en iyisi... ...en iyi konu düşünmemiz için birkaç gün zaman verin bize. Cevabımızı bekleyin. Tamamdır Bayram kardeş. En kısa zamanda haber bekliyorum senden. Uyumadın mı daha sen? Bizimkiler uyudu ama beni uyku tutmadı. Ulan böyle büyük biriymiş gibi konuşmuyor musun bazen? Bak şimdi, kocaman adam olduk hala aynı laf. Tamam tamam pes. Sana bir şey söyleyeyim mi Osman abi? Senem abla çok güzel bir kız. Öyledir ya. Onu bir eve getirmek şarttır. Şarttır. Hayır de olsun bitsin. İyi de oğlanın babası koca bir ağadır. 40 tane eli tüfekli adamı vardır etrafında. Hiç dinlemez. Obayı basıp kızı alır. O zaman ne yapacağız? Töre korku dinlemez. Bu iş olmaz. Ne yapacağız peki? Önlemimizi alacağız. Bir benim bir kızımın yüzünden koca obayı çatışmaya sokamam ben. Halkımın kıyılmasına göz yumamam ben. Kolayı var. Neymiş? Kaçıp gitmek buralardan. Sabah erkenden toplanmaya başlar, ikindi de çıkarız yola. Nasıl olsa birkaç gün bekleyeceklerini söylediler. Onlar gittiğimizi anlayıncaya kadar obamız karlı dağları aşmış olur. Meryem Ana doğru söyler. En iyisi buralardan gitmektir. Havası temizdi, suyu hoştu ama... ...bu mesele tadını kaçırdı buraların. Benim güzel kızım. Elimden gelen bir şey yok. Sen de görüyorsun işte. Oba beyi olmak en zoru şu yerde. Yoksa alır başımızı kaçar. Seni sevdiğine verirdim. Ben de bir tarlada çalışırdım. Yeminle.
Senin mutluluğun için ırgatlık yapmaya razıdır baba. Değil ırgatlık yapmak, canını vermeye razıdır. Lakin obanın dirliği düzeni için bu yaptığıma mecburum. Anla beni ne olur. Hadi geç kalıyoruz. Dur oğul, acele etme, vardık işte. Sevda bu, uçurur adamı. Babanı bu hale düşürmeyecek. De. De. Senem. Senem. Can Senem. Yapılır mı bu? Nerelere gittin Senem'im? Güzel. Sadece bir gece için burası iyi. Burada konaklayalım. Yarın şafak vakti hazır olsun herkes. Tamam. Yolumuz uzun zira. Kış bastırmadan kurulmalı oba. Emrinle beyim. Hemen çağırıyorum kervanı buraya. Hadi. Gel hadi. Allah, bilirim ki verdiğin canı sen alırsın Saadet. Ama böyle yaşamak, Osman'ımdan uzakta kalmak zaten ölümdür bana. Sen günahlarımı bağışla Allah. Ne yapıyorsun sen Senem? İnsan canına kıyar mı hiç? Bu sevda aklını başından almış senin. Yazıktır sana, günahtır. Kendi canına kıymak, Allah'a karşı gelmek demektir. Bilmez misin? Senem bacı, sana söz. Bundan böyle hep bacı göreceğim seni. Hep yanında olup bir abi gibi kollayacağım seni. Ama sen de söz vereceksin. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayacağına dair söz vereceksin. Hı? Babanın başı için söz mü? Şöyle. Şimdi kalk da çadıra varalım. Yarın şafak vaktiyle yola çıkacağız. İyi bir dinlenmek lazım. Sil gözyaşlarını. Hadi Senem bacı. Hadi sil gözlerimi. Ayıptır Bayram Bey. Adam zaten yeterince üzülmüş. Bir de seni böyle görürse kahrolur iyice. Benim o günden beri gözüme uyku girmez. Nereye baksam seni görürüm.
Bu yapraklarda da seni görürüm. Seni görür seni hayal ederim. Derim ki güzel senin, ahu gözlü senin. Ben seni çok severim. Canımdan çok. Her şeyden çok. Efendim kızım. Aa baba sen ağlıyorsun. Ağlama baba. Yok ağlamıyorum. Gözüme bir şey kaçtı da. Baba. Efendim kızım. Şey baba. Annem diyor ki sen onu hiç sevmemişsin. Sen başka bir kadını sevmişsin. Adımı bile o kadından almışım. Niye böyle bir şey söyledi şimdi Senem, anne? Senem. Senem. Ne yapıyorsun burada? Hiç babamla konuşuyorum. Rahat bırak bakalım babanı. Zehra, çocuğa öyle şeylerden bahsetme. Ne demişim ki? Ben başkasını sevmişim esasında falan. Yalan mı? Kolay gele Osman abi. Hoş gelmişsin Cihan, hayırdır? Ramazan amcanın mezarını sulamaya gelmiştim de geçerken bir uğrayayım dedim. Her hafta her hafta zor oluyordur be Cihan. Bakma sen babanın dediğine. Ben mezarı sulayacak birilerini bulurum. Yeter, sen gelme artık. Etme Osman abi. Beni köye getiren tek iş bu. Bunu da elimden aldığın zaman hasret kalırım köyüme. Nur içinde yasın Ramazan'a, dedem gibiydi bana. Mezarını sularken dertleşiyorum azıcık. Olan biteni anlatıyorum. Kurbanın olayım, alma bu işi elimden. Peki peki, tamam. Devam et yine sen. Eyvallah abi, kal sağlıcakla. Hadi, kal sağlıcakla, güle güle. Yaprak gazel olmuş durmuyor dalda. Vefasız güzelden aman bize ne fayda. Bu ay
Buyur abla. Ne istedin? Zencefil bakmıştım, var mıdır? Ne yazık ki kalmadı. Ama yarına gelir. Ölürüm vazgeçmem ama. Can, neymiş şu diyeceğin? De hele. Dükkanı bırakıp ta kasabadan köye geldiğine göre. Sabah dükkana biri geldi. Bir kadın. Saçları ağarmış. Yaşlıca. Buyur abla dedim. Dedim ama tanıdım, tanıyacağım kadını. Sen, Senem abla sen misin? Cihan mısın yoksa? He vallahi, ta kendisi. Yüzündeki beninden, zeytin gözlerinden tanıdım seni Cihan. Çok aradık seni Senem abla. Osman ağam seni çok aradı. Sırra kadem bastınız aniden. Öyle oldu ya. Osman abi uzun zamanda yolunu gözledi senin. Bir gün çıkıp geleceksin diye işte. Ben farklı mıydım sanki Cihan? Osman ağaya Senem'in yüreği hala sendedirdi. Kimseye yarı olmamıştır. Saçına başka bir erkek eli değmemiştir. Bir yayla kızı gibi sevmiş, bir yayla kızı gibi sadık kalmıştır de ona. Bu çıkında saçım vardır. Senelerdir gezdirir dururum bağrımda. Üç ettiğimizde kesip sakladıydım. Kendisine verirsin. Ama her şey geçti gayrı. Gelip aramaya, sorup yüzümü görmeye kalkmasın. Senem abla, Senem abla. Senem abla dur. Nerede yaşadığını sormadın mı yoksa? Sormaz olur muyum Osman abi? Koşup yetiştim arkasından. Israr ettim ama söylemedi. Gizliden takip ettim ben de. Babası Bayram Ağa rahmetli olunca bir Türkmen olarak gelip kasabanın bir kenar mahallesine yerleşmiş meğerse. Aferin Cihan. En büyük iyiliği yaptın bana. Gelsin Senem bacı. Sağ ol Durmuş kardeş. Ben işe geç kalıyorum. Küçük oğlan gömleğini soruyordu. Sen bakarsın artık. Bakarım. Ha? Osman? Senem.
Ben geldim Senem. Osman? Heya, benim Osman. Zencefil sormuşsun Cihan'a. Onu bulup getirdim sana. Hoş gelmişsin Osman kardeş. Sefalar getirmişsin. Hoş bulduk. Sen beni tanımazsın ama ben seni ziyadesiyle tanırım ya evvelallah. Senem bacımdan dolayı tabii. Sen otur Osman kardeş. Misafirimiz ol. Benim işe gitmem lazım. Kusura bakma. Hadi eyvallah. O günden sonra neler olduğu bilinmez. Osman ne yaptı? Senem'le yıllar sonra bir araya gelince nasıl davrandı? Karısıyla ne konuştu? Kızına ne anlattı bilinmez. Bir şey bilinir yalnızca o yörede. Maraş'ta, Tanır'da, Toroslar'da, Avşar illerinde ne zaman bir düğün kurulsa... önce Osman Ağa'nın aldığı haberden sonra söylediği türküyü söyler kadınlar, erkekler... Bin boğaların ötesine doğru yanık bir ses, yanık bir yürek. Nerede bir gece toplantısı olsa, yaşlılar gençlere Senem kızla yazıcı oğlu Osman Bey'in sevdalarını anlatırlar hep. Ardından da türkü okunmaya başlar.